Allah'ı bulmak işimiz. Dünya nasıl yaratıldı bilmiyorum. E bilmiyorumla kalıyorsun. Ben sana diyorum ki Allah yarattı Celle Celaluhu. Allah yarattı diyor. Bir de kendilerine öyle bir şey uydurmuşlar. Fillere de sorsan diyor. Bak bak laflara bakın. Fillere de sorsan diyor. Kendi tanrılarını kendisi gibi anlatırlar. Biz insanlar da kendi tanrımızı kendimiz gibi diyormuşuz. Hadis-i şerifin tam manasını bilmedikleri için ilahi tecelliler en çok insanda Allah subhanahu ve teala Peygamber Zişan'ın diliyle bize öğretti. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ عَدَمَ عَلَى سُورَتِهِ diye. İlahi esmanın hakkaniyetiyle en buğusuz, bulanıklıksız yani net bir şekilde diyelim. Net bir şekilde tecelli edeceği zat insandır. Bunu kalkmışlar, insanlar Rablerini kendi gibidir diye söylüyor. Ya nasıl öyle bir şey söyleyebilirsiniz? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala "Leyse kemitli şeyun" diye buyuruyor. Allah hiçbir şeye benzemez diyor. Biz nasıl deriz Allah bize benziyor diye, haşa. Kendilerince de böyle bir şey uydurmuşlar yani. Velhasıl bu dünyayı kim yarattı bilmiyorumun arkasında kalıyorsun. Biz diyoruz ki Allah yarattı. Bu nizamı Allah kurdu ve peygamberler gönderdi. O peygamberlere kitaplar gönderdi. Gelecekte olacakları teker teker bildirdi. Hepsi de aynıyla cereyan etti. Bu kadar harika kanıtlarımız, delillerimiz varken sen bilmiyorumun arkasında gidiyorsun. Sabah akşam bir toprağı ufak bir fırçayla kazıyorsun, kazıyorsun, kazıyorsun. Bekliyorsun ki orada Allah çıkacak. Haşa ve kella. Allah-u Teala bütün işaretleri koymuş kendine gösteren, o bekliyor orada Allah'ı çıkartacak haşa. İşte netice, önce kalbe Allah'ı koyacaksın. Limen kâne yarcullah. Resul-i Ekrem'in yolundan gideceksen. Başka? Vel yevmel ahir. Bedenin dünyalık işte olsa da kalbin ahirete bağlı olacak diyor Allah-u Teala. Kalbin ahirete bağlı olacak. Dünyalık işte çalıştın, ziyan ettin. Kalbine kafana takmayacak kadar imanını kuvvetlendireceksin. Bakın çok ibretli bir hikaye. Böyle insanlar da var bilin diye anlatıyorum yani. Bizim onların makamına ermemiz hayal yani bizim için. Umid ederiz. Allah yazarsa yazar, lütfederse. Aynı burası gibi işte eskiden de pazarların kurulduğu yerler var. Haber geliyor. Efendim diyor, sizin dükkanların olduğu yerde yangın çıkmış. Diyor ki o inna lillahi ve inna ileyhi raciun, yani Allah'tan gelen bir beladır. Mevlam ne yaparsa neylerse bir hikmeti vardır. Bizim diyor dükkanda yanmış mı bir bakın bakalım. Kendi dükkanı hariç bütün dükkanlar yanmış. Haber böyle gelince ilk etapta dükkanının yanmadığına sevindiğinden dolayı ilk anlık bunlar yani, bu tabii makam ehli için geçerli bir durum bu, biliyor musunuz? Biz olsak zaten bayram ederiz. Bizimki yanmamış diye. Öyle değil mi? Bir anlık kalbe gelen bir rüzgar, ama onların makamında o bile çirkin. Bir anlık hoşnutluk kalbine geldi diye benim kardeşlerimin dükkanı yanmış, onlara üzülmedim de benim dükkan yanmamış, onun sevincisi kalbime geldi. Hafiften anlık mesele bu yani. Geldi gitti ufak bir rüzgar. Gidin dükkanı ya, dükkanı yananların hepsine dağıtın demiş. Dağıtın gitsin. Ahirete kalbini dönmek böyle bir şey işte. Böyle bir şey. Biz şu an öyle bir dünyaya dalmışız ki bu zevatın halini dinleyip biraz kalbimiz açılsın diye anlatıyoruz yani. Ama gerçekten Allah'ı uman, ahirete dönen insan şöyle gözü kara olsa var ya, dünyalık gelmişmiş, gitmişmiş, bunun tasasında olmasa, Hakk'a kalbini dönse, o kaybedeceğinden korktukları var ya,
onlar elinden gider belki ama onun yerine kat kat fazlası gelir. Zamanında üzerine titrediği 10 lira var iken imanı yükseldikten sonra 100 lirası olur, 1000 lirası olur ama zerresine titremez kalbi. Veren Allah, alan Allah gözüyle bakar yani. O mübarek zevat.